Türkiye bundan haftalar önce teknik direktör Ersun Yanal'la Fenerbahçe Spor Kulübü'nün anlaştığını ilk olarak Moonstar TV aracılığıyla öğrenmişti. Sezon başında büyük umutlarla 3 yıllığına sarı lacivertli takımın başına getirilen Hollandalı teknik adam Koku, ard arda aldığı başarısız sonuçların ardından Başkan Ali Koç tarafından görevinden alınmıştı. Spor Toto Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ve 10. hafta mücadelesinde kendi sahasında Ankara Gücü'ne de yenilen Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktörün görevine son verilmişti. Dilerseniz ilk olarak Türkiye kamuoyunun ilk defa Moonstar TV aracılığıyla öğrendiği haberimizi tekrar hatırlayıp ardından detaylarına bir göz atalım. Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi, sarı lacivertliler peş peşe gelen başarısız sonuçların ardından hafta sonu Kadıköy'de oynanan Ankara Gücü maçından sonra resmi internet sitesi aracılığıyla teknik direktör Filip Koko'yla yollarını ayırdığını duyurmuştu. Bugünlerde spor kamuoyunun tek merak ettiği soruysa Fenerbahçe'nin yeni hocasının kim olacağı. Başkan Ali Koç ve yönetimi pazar gününden itibaren yeni teknik adamı belirleme konusunda hummalı bir çalışma içerisine girdiler. Yönetim lig devam ederken yeni bir yabancı teknik adamın takımı ve Türkiye Süper Ligi tanımasının zaman alacağı konusunda ortak fikir beyan etti. Başkan Ali Koç daha önce yaptığı açıklamalarda teknik adam olarak Yanal'ı düşünmediğini söylemesine rağmen taraftarlardan ve yönetim kurulundan gelen yoğun baskı üzerine 2013-2014 sezonunun tamamlanmasına 3 hafta kala Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu ilan eden takımın başındaki hocası Ersun Yanal'la büyük ölçüde yeniden anlaştı. Başkan Koç'la bir araya gelen Ersun Yanal'ın takımın değerlendirmesini yaptıktan sonra Cuma günü deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisinde takımın başındaki yerini alması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Koç, Aziz Yıldırım'la girdiği seçim yarışı sırasında kongrede yaptığı konuşmada Yanal için de ayrı bir parantez açmıştı. Başkan Koç, Yıldırım'ı kendisini şampiyon yapan hoca özel hayatı nedeniyle ses kaydını yayınlayarak gönderilir mi? Ziko'dan Ersun Yanal'a tüm parçalar bir bütündür ve tarihteki yerlerini almışlardır sözleriyle eleştirmiş ve Yanal'a haksızlık yapıldığını vurgulamıştı. Öte yandan 3 yıllık sözleşme imzalanarak sportif direktör unvanıyla sezon başından itibaren takımın başında görev alan Fransız futbol adamı Komili ile de önümüzdeki günlerde yolların ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe ile her konuda el sıkışan tecrübeli hocaya sportif başarı ve yeniden yapılanma için her türlü imkan sağlanacak. 1. Ersun Yanal kendi ekibiyle çalışacak. Teknik ekipte 5 yardımcısı olacak. 2. Komolli'nin yetkileri azalacak. Samandıra'da ipleri Yanal eline alacak. Sezon sonunda Komolli ile de yollar ayrılacak. 3. Devre arasında tecrübeli çalıştırıcının istediği maksimum oyuncunun transferi sağlanacak. 4. Kadro dışı oyuncuların durumu hocanın raporuna göre yeniden gözden geçirilecek. Fenerbahçe'de uzun zamandır beklenen teknik direktör gelişmesi artık resmen açıklandı. Sarı lacivertli takımda ikinci Ersun Yanal dönemi yapılan son görüşmelerle resmiyete kavuştu. Filip Koko'yla sezona başlayıp 10 haftada sadece 2 galibiyet alınması üzerine yollarını ayıran Fenerbahçe'de geçici Erwin Koeman dönemi de başarı getirmedi. Ligde 17. sıraya kadar gerileyerek tarihi bir fiyasko yaşayan sarı lacivertliler 2013-2014 sezonunda takımı şampiyon yapan teknik direktör Ersun Yanal'la her konuda haftalar öncesinde anlaşmıştı. Ancak Fenerbahçe yönetiminin Ersun Yanal'ı resmi teknik adam olarak açıklaması için halletmesi gereken büyük bir sorun vardı. Görevden alınan Hollandalı teknik adam Koku'nun 3 yıllık sözleşmesi.
Sarı lacivertli ekip sezon başında Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi PSV Eindhoven'ın eski çalıştırıcısıyla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada Koko'yla yolların ayrılması durumunda sadece 1 yıllık tazminat ödeneceğini açıklamıştı. Fenerbahçe'den yıllık 1.9 milyon euro kazanan Koko'yla mutabakata varılıp yeni hoca Ersun Yanal olarak resmen açıklanmış oldu. Tecrübeli teknik adam Başkan Koç ve Semih Özsoy'la yaptığı görüşmelerde birçok konuda uzlaşma sağladı. Fenerbahçe'de sportif başarının gelmesi ve yeniden yapılanmanın olumlu yönde ilerlemesi adına bazı kararlar alındı. Sportif direktör Damien Comilli'nin de sınırlarının konuşulduğu görüşme sonunda akıllarda hiç soru işareti kalmaması sağlandı. Ersun Yanal, Fenerbahçe'de kendi ekibiyle çalışmak istediğini vurguladı. Yanal, teknik ekipte 5 tane yardımcısı olacağını belirtti. Damien Comilli konusunda bazı gelişmeler de oldu. Comilli'nin görevde kalacağı ancak yetkilerinin belirli bir noktada olacağı kararlaştırıldı. Buna göre Samandıra'da ipleri Yanal eline alacak. Devre arası transfer döneminde kadroya en az 3 futbolcunun katılması da planlandı. Mevcut kadrodaki zayıflıklar ve sorunlar üzerinde konuşuldu. Transferin daha doğru olacağı belirlendi. Kadro dışı kalan oyuncuların durumu hocanın raporuna göre tekrar gözden geçirilecek. Bir diğer önemli konu sözleşme süresinde oldu. Ersun Yanal 1,5 yıllık anlaşma konusunda istediğini aldı. Bu sezon en iyi şekilde atlatılıp gelecek sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurulacak. Sarı lacivertlerde Ersun Yanal döneminin başlamasıyla Damien Comilli'de farklı bir yola gidilecek. Sezon başında Ali Koç'un çok umutlu olduğu ve tam yetki verdiği Comilli'ye bazı kısıtlamalar gelecek. Buna göre Fransız idareci artık tek başına hareket edemeyecek. Özellikle transfer konusunda tecrübeli yönetici artık Ersun Yanal ve ekibine bağlı kalacak. Transferdeki tüm yetki ve raporlandırma Yanal'a ait olacak. Comilli sadece transfer görüşmelerine katılacak. Teknik heyetin isteği ve hazırladığı raporlar doğrultusunda Comilli hareket edebilecek. Sezon sonundaysa Comilli ile yollar ayrılacak. Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri en çok sosyal medyada yankılandı. Tecrübeli teknik adamın yeniden Fenerbahçe'ye gelmesinin ardında yapılan görüşmeler kadar taraftarların sosyal medyadaki aktifliği de öne çıktı. 2018 yılı içerisinde sarı lacivertli taraftarlar başta Twitter olmak üzere sosyal medyada oldukça aktif çalışmalar yaptı. Sarı lacivertliler ilk olarak başkanlık seçiminde Ali Koç konusunda ciddi anlamda hareketlilik yaşadı. Ali Koç konusunda videolar, fotoğraflar ve özel başlıklarla çalışmalar yapıldı. Daha sonraki süreçte de teknik direktör Ersun Yanal konusunda benzer bir tablo ortaya çıktı. Özellikle son 3 aylık süreçte Yanal'ın geri gelmesi adına benzer bir çalışma gerçekleşti. Fenerbahçe taraftarları neredeyse her gün yeni bir Ersun Yanal başlığıyla seslerini duyurmaya çabaladı. Ersun Yanal 4 yıllık aranın ardından tekrar Fenerbahçe'nin başına geçecek. Tecrübeli teknik adam şampiyon bıraktığı sarı lacivertli takıma 17. sırada dönmeye hazırlanırken masasında da birçok sorun bulunuyor. Ligin ilk 15 haftasında tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı yoğun bir mesai bekleyecek. İlk olarak Samandıra'daki karışıklığı düzeltmeye çalışacak olan 56 yaşındaki çalıştırıcı zorlu bir süreçten geçecek. Daha sonra kadro dışı kalan oyuncular Volkan Demirel, Ozan Tufan, Dirar ve Asif gibi isimlerin geleceğiyle ilgili bir karar verilecek. Hangi futbolcularla devam etmek isteyeceğine karar verecek olan Yanal, zayıf kadroyu tamir etmek adına hızlıca bir transfer raporu hazırlayacak. Ayrıca mevcut kadro içerisinde de sakat ve cezalı futbolcuların fazla olması da bir diğer sorun olacak. Ancak ilk yarının bitmesine kısa bir süre kaldığı için Ersun Yanal ve ekibinin telafi etme şansı bulunacak.
Ersun Yanal'ın bu süredeki en büyük desteği taraftar olacak. Yönetimin anlaşmayı resmen açıklamasıyla birlikte Fenerbahçe ve Ersun Yanal adına yeni bir dönem başladı. Hem kulüp hem de başarılı teknik adam için daha farklı bir sayfa açılacak. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'yi istemesi ve sevmesiyle Sarı Lacivertli camiada isminin gür bir şekilde talep edilmesi birleşmeyi kaçınılmaz hale getirdi. Yanal, Aziz Yıldırım döneminde şampiyon olduktan sonra gönderilip ardından da birçok ağır eleştiriler almasına rağmen sessiz kalmıştı. Tecrübeli teknik adam 4 yıl sonra yeniden kulübe dönüp adeta hem kariyeri hem de hayatı adına büyük bir kazanım elde edecek. Fenerbahçe'nin ligdeki son şampiyonluğunu kazandıran 56 yaşındaki teknik adam 2013-2014 sezonu öncesi 28 Haziran 2013'te bir yıllık sözleşme imzalamış. İlk sezonunda yaşadığı şampiyonluktan sonra 21 Mayıs'ta 2 yıl uzattığı sözleşmesinde 2014-2015 sezonunu göremeden görevinden alınmıştı. Tecrübeli teknik adam Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa ve Avrupa mücadeleleri olmak üzere Sarı Lacivertli takımın başında çıktığı 40 resmi maçta 24 galibiyet yaşadı. Yanal yönetimindeki Sarı Lacivertli takım 10 maçta yenildi, 6 kez de berabere kaldı. Bu resmi maçlarda rakip fileleri 79 kez havalandıran Fenerbahçe kalesinde 43 gol gördü. Sarı Lacivertli takım Yanal idaresinde ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk elde ederek lig tarihinin erken şampiyonluklarından birine imza attı. Tarihi anlamda kötü bir sezon geçiren Sarı Lacivertlilere yeni bir umut olarak dönecek deneyimli antrenör Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Abdullah Avcı, Ünal Karaman ve Aykut Kocaman gibi isimlere rakip olacak. Taraftarlar ilk kez bu denli bir teknik direktörü takımın başında görmek isterken Fenerbahçe adına da sıkıntılı geçen sezonda camiayı birleştirme adına yeni bir fırsat duruyor. Sarı Lacivertli camiada Ersun Yanal heyecanı artarken her iki taraf açısından da önemli bir detay göze çarpıyor. Ligde 2013-2014 sezonunda Yanal'la şampiyon olan Fenerbahçe daha sonra adeta her sezon biraz daha aşağıya indi. Sarı Lacivertliler Yanal sonrası 4 senede 6 farklı teknik adamla çalıştı. Zirveye yaklaşamadı. Ersun Yanal da Trabzonspor'la döneminde başarıdan uzak kaldı. Her iki taraf için de yeniden sportif başarı birinci önem olarak duruyor. 4 senedir kupa kazanamayan Fenerbahçe ve Ersun Yanal farklı bir motivasyonla birleşiyor.